5-6-1964, yaş 55. Tabii ortaokul Ayvacık. Lise İzine, tekrar Bayramış Lisesi. 84. Serbest. Şimdi daha önce çiftçilik yaptık. Bir ara hayvancılık yaptık. Şimdi mangal kömür işi yapıyoruz. Tarımda buğday dikiyorduk. Daha önce babamla beraber ailecek. Bakla dikiyorduk. Yani hepsini dikiyorduk. Karpuzu, aklına ne gelirse. Hayvancılık, koyun vardı. Keçi hiç yapmadık. Şimdi var iki tane. Da süt için. Bildiğimizden beri yani. Baba, dede. Üçüncü kuşak köyde. Belki daha fazla. Tabii dördüncü daha büyük. Mesela benim bildiğim Bekir dede vardı. Ondan sonra Muharrem dedem. Ondan sonra babam. Biz dördüncü kuşak oluyoruz. Köyden göçen bizim köyümüzden Çanakkale'ye çok göç aldı. Kimisi memuriyete gitti. Kimisi okumak için gitti. Bizim çocukluğumuzda çok daha kalabalıktı. Şimdi ilkokula giden bile yok. Köyde. Gençler işte göç alıyor, şeylere gidiyor, Bayramış'a gidiyor. Zaten evlenmek ayrı bir sorun. Bayramış'ta evin yoksa kız vermiyorlar. Bizim köyümüz konum olarak hem dağa bağlı hem ovaya bağlı. Gelir düzeyi de yüksek ama çalışan insan yok. Sayısı az. İşte şimdi yani işte göç aldığından. Şimdi gençler, 3-5 tane genç var. Kahve bile açılmıyor zaman geliyor da. Dışarıdan yabancı geliyor, arazi alıyor ama burada yaşamıyor ki. Kimisi yatırım amaçlı alıyor. İşte bir burada yakında bir arkadaşlar var. İstanbul'dan geldi. Onlar bir yaşıyorlar. Dışarıdan gelen genelde yatırım amaçlı. Bizim burada gölet olduğu için yatırım amaçlı arazi alıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ne yapacak? Arazi alıyor. İleride satacak. Yok. Bir kişi var bizim köyde. Bir Deniz Hanım diye bir bayan. Babası var, Mehmet abi. Onlar keçi üzerine bir arazi aldılar. Bir işletme kurdular. Onlar keçilik yapıyor. Bizim çocukluğum hayvan çok, şimdiden hayvan sayılı köyde. Ama büyük baş olsun ama küçük baş olsun. Genelde bizim diyaloğumuz iyi. Halk olarak yani toplum, bizim bölge olarak. Misafirperver sıcakkınlı. Geçen yıl mı, yalanamasın, önceki yıl mı? İki tane genç geldi bizim şuraya, karşıya çadır kurdular. İşte orada bir haftalık kalacak. Ben gittim. Hiç köy hayatını bilmiyorlar ki. Akşama gittiler ertesi gün. Bir akşam kaldılar. Otostopla gelmişler. Çanakkale bölgesi geçince diyor, bir saatte Bayramış'a geldik diyor çocuklar. Daha önce yani uzun bir zaman yürümüşler. Ama sonra burada komşuya ben sordum. Onlar da betondan başka bir şey görmedi ki çocuklar. Nerede bilecek dedi. Bir tane sinek geldi. Kırım Konga kenesi diye. Özürlüğün odalar. Diğer yerleşen pek yok işte. Bir tane bu bizim ocağın üst tarafında var, İstanbul'dan bir arkadaş. Onların evleri vardı. Onları kanunsuz yapılmış, çıktılar ama ondan mücadeleye devam ediyorlar, kalıyorlar burada. Yani organik diye tarım yapılıyor ama ne derece yapılıyor, ne kadar yapılıyor? Mesela geçen yıl mı, önceki yıl mı, tarhana yapmışlar, kurutmamışlar, tarhana kurtlanmış. İnternetten bakıp tarhana yapılmaz ki, tecrübe edilecek. Yani yapan, gösteren olacak eskilerde. Zaten önemli olmadığı için biz bu işi yapıyoruz. Para önemli olsa ne olacak ki? Ve bizim kazandığımız para çok zor bir para. Gelsem yine serbest çalışma isterdim yani. Ha, bugün hayvancılık yaparsın, yarın zeytincilik yaparsın. Yani tabii özgür olmak. Şimdi ben gençliğimde Talip Apaydın'ın Sarı Traktör romanını okumuştum. O benim hayatıma yön verdi. Yani Orta Anadolu'da bir ailenin bir ilk traktör alması, ondan sonra pançer ekmesi, onu işlemesi, onu anlatan bir kitaptı. Ondan sonra biz, babam da traktör aldı. Biz de liseyi bitirince imkan da vardı memur olmak için ama biz tercih etmedik. Döndük, köye geldik. Hala da köydeyiz. Ama çocuklarımı okutmak için Bayramış'a gitmek zorundaydım. Gittim, bunlar da okuyorlar şu anda. Bir tanesi harita kadastrada okuyor yani, üniversite okuyorlar. Bir tanesi mali muhasebeyi kazandı. Bu sene tekrar şeye girecek, imtihana girdi. İşte yerleştirilirse istediği kısma geçecek. Ama yerleştirmezse muhasebeye devam edecek. Ama ben isterim ki yarın okuduktan sonra gelsinler köye. Ama kız çocuğu zannetmem, gelmez. Veya erkek de gelmiyor genelde, köyler tercih edilmiyor. Yani sebebi neyse, bunun altında ne yatıyor. Ya biz 30-40 kişi ilkokula gittiğimi bilirim ben. Şimdi ilkokula giden çocuk yok. Ya zaten okul kapalı değil. Yani yıllardan beri kapalı. Merkezi sisteme geçildi, taşımalı sisteme geçildi. Bütün çocuklar Bayramış'a gidip geliyor. Şimdi benim kızlarım da buradan ben ilk yıl gönderdim.
Eğer Bayramca taşınmasaydım okuyamazlardı. Çünkü toplu taşımada önce küfür öğreniyor kızlar. Hemen ertesi yıl Bayramca taşınmak zorunda kaldık. Kızlar şu anda ikisi de üniversite okuyor. Ama buradan gitse gelseydi 12 yıl önce. İşte bir yıl şeye gittiler. Taşımalı gittiler. Çocuk akşam eve geliyor başlıyor küfür etme. Ne yapıyorsun diyor. Baba diyor işte otobüste herkes küfür ediyor diyor. Oradan öğreniyor. Sabah kalkıyoruz biz kahvaltımızı yapıyoruz. O gün ne yapacağız? Odun mu gelecek yaptığımız işte? Ocak bitmişse açılacak mı? Kömür çuvallanacak mı? Pazarlanacak mı? Onu kendimiz kafamıza göre, kendi işimiz olduğu için, karışan kirişen olmadığı için ona göre kendimiz kafamızda planlıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Bazen çok çalışıyoruz, bazen duruma göre, işin şekline göre bazen dinleniyoruz. Gece ocakları dolaşmak gerekiyor. Onun dolmalık vermek gerekiyor, örmek. Yani bir zor işler bu işler. Ama çok güzel yönleri var. Ya kendi işin yani sonuçta. Özgürsün en azından. Kendi istediğin gibi çalışabiliyorsun. Ama yarın bir emir altında olsan daha zor olur. Doğala iç içesin. Çok çok avantajları var. Bize göre ama en başından başlarsak önce ham maddeyi yani. Ham madde bizim için önemli. Şahıstan da alabiliyoruz, otuculardan. Normal tapulu kesim de oluyor. Çevremizde olan atıl yani işe yaramaz odunları da değerlendiriyoruz biz. Çevremizdeki vatandaş kök çıkartıyor, onu alıyoruz. Her ağaçtan genelde kömür yapabiliyoruz ama kalitesi farklı oluyor. Pazarı farklı oluyor. Önce o ham madde gerekli. Ham maddeyi hazırladıktan sonra işte onun bir yanma süresi var. O da torkun büyüklüğüne göre, ağacın şeyine göre, kalınlığına, incesine göre yanma sürecini başlatıyorsun. O da bir ayrı bir ustalık. O da ayrı bir tecrübe yani. O hemen birden olan bir şey, yıllarını vermen gerekiyor. Yandıktan sonra ondan sonra soğutmayı alıyorsun. Ondan sonra sökülüyor. Ha, paketlik olarak veya restoranlık olarak sınıflandırılıyor. Ya bunun tozunu dahi değerlendirebiliyorsun. Prese kullanıyorlar. Alan arkadaşlar. Katkı maddeleri konuluyor. Ben bunu tasvip etmiyorum ama yani ülkemizde yapılıyor. Çünkü belli bir pazarı var. Pres yapıyor. Onu da satıyor yani. Her şey değerlendiriliyor. Satış toplu ve prekante halinde oluyor. Daha önceki yıllarda yurt dışından da geldiği için bizim pazarımız pek yoktu. Bu sene gelmedi. Fiyatlar da eskisini yani koruyor maliyetleri şeyleri. Yani bu sene biraz para kazanabildik. Ama daha önceki yıllarda yurt dışından da geliyor. Ama onun şeyleri de var. Fırınlanmış şekilde var. Presi var. Yani kazanlarda yapılma şekli de var. Ama en güzeli natürel. Doğal. Yani bizim yaptığımız. Yani ne oluyor? İşçiliği çok zor. Bedenen çalışıyorsun, uykusuz kalıyorsun. En büyük sıkıntısı gece uykusuzluğu. Ama ocağı iyi örüyorsan, iyi işçilik yapıyorsan belli bir zaman sonra dinlenebiliyorsun da yani. Zor ama güzel iş bana göre yani. Son olarak ha bu işi şöyle diyeyim. Şimdiki gençlerden yapan yok. Çok az. Eskiler yapmış. Neden? Sebep toz veya yani kömür olduğu için siyah elbisen siyah oluyor veya toz oluyor. Onun için genelde gençlerden hiç yapan yok. Çok nadir. Şimdi şu anda bizim mesela Afgan bir arkadaş var. O bu işi biliyor. Yıllarca çalışmış. Öğrenmiş. Biz onunla beraber çalışıyoruz. Ama bizim gençlerimiz hazır yani. Genelde Türkiye genelinde öyle. Ama bu işin yani ben öğretimini yapıyorum. Bir tane pazarlamalı yapan bir arkadaş olsa genelde var öyle ama toptan prekente gidiyor. Bu işte alırken acele etmeyeceksin. Yakarken de, sökerken de, satarken de. Bu işin şeyi bu. Ve kalifiye eleman. Yani bir işin kompendanı olması gerekiyor.